Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmağını farz kılıp bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmağını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealtel hezne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala uşbu Ramazan ayını barçamızga kutluğ mübarek eylesin. Bu ayını hayratıdan, berekatıdan tuluğ menfaat tapışımızını Allah Teala'nın özü müyesser kılsın. Ramazan ayı hayır bereke, yakşilik, faydalar ayı. Ana oşa hayır berekelerinin içi de İslami marifetimizin ziyade buluşu biz için öte ahemiyetli işlerden biridir. Çünkü ilimsiz, marifetsiz insan bir işini doğru kılalmaydı, ahirge yetkizalmaydı, acir sevap alalmaydı, manfaat ko'rolmaydi. Ana shu ma'noda siz bilan biz mu'min musulmon bandalar o'zimizni dinimiz hukmlarini, ta'limotlarini qo'ldan kelganicha o'rganib, ma'rifatimizni ziyoda qilib, organ ilmlarimizga ixlos bilan amal qilib borsak, inshaalloh bu dunyo va oxiratni baxtiga sazovor bo'lamiz. Ana o'sha ma'rifiy sohbatlarimiz turli mavzularda bo'lib kelmoqda. Bu yilgi sohbatlarimizga Ramazon tuhfalari degan umumiy sarloha qo'ydik. Mana shu sarloha ostida o'zimiz uchun, jamiyatimiz uchun, dinimiz uchun, elimiz, yurtimiz, xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan ilmlardan az-az bo'lsa-da ham o'rganib ma'rifatimizni ziyoda qilib borishni Alloh hammamizga muyassar etsin. Inson jamiyatlari qadimdan tortib doimiy ravishda oila masalasiga alohida e'tibor berib kelganlar. Chunki barcha jamiyatlarning asosini oila tashkil qiladi. Shuning uchun insoniyat o'zining tarixi davomida doimo oila masalasiga asosiy e'tiborni berib kelgan. Oilalar ahl inoq bo'lsa, baxtli saodatli bo'lsa, ularning qo'shilishidan tarkib topgan jamiyat ham ahl inoq baxtli saodatli bo'ladi. Aksincha, oilalar urush janjallarga ko'milgan bo'lsa, oralarida aloqalariga putur ketgan bo'lsa, porakanda bo'ladigan bo'lsa, ularni qo'shilishidan tashkil topgan jamiyat ham noahil bo'ladi, porakanda bo'ladi, tanozulga yuz tutadi. Shuning uchun oilaning mustahkamligi har bir jamiyat uchun o'ta muhim bir ahamiyatni kasb etadi. Odatda jamiyatlardagi oilani holatini o'rganib yurgan ulamolar oila buzilishi ko'paysa, oilalarda nizo, janjallar ko'paysa, kelishmovchiliklar ko'paysa, noxushliklar ko'paysa, ularning sababini o'rganishga o'tadi. Nima sababdan oilalar buzilmoqda? Savol shu. Ana shu ma'noda so'rovlar o'tkaziladi, ilmiy izlanishlar o'tkaziladi, hammasini hisob-kitobini qiladi. Va jamiyatda oilalarning buzilishiga falon, fiston, yana falon narsalar sabab ekan degan xulosani chiqarishadi. Ana endi o'sha xulosa dardni illatini o'rganganlik o'rniga o'tadi. Endi o'sha ijtimoiy kasalni, bemorlikni davolash uchun illatlarni birin-ketin yo'qotishga o'tiladi. Ana o'sha illatlarni birin-ketin yo'qotilib borilsa, asta-sekin oilalardagi noxushlik ham birin-ketin kamayib, oilalar ahl inoq bo'lib, urush janjallar kamayib,
oiladagi baxt saodat ziyoda bo'lib boradi. Hozirgi kunda siz bilan bizni yashab turgan jamiyatimizda oilalarimiz, mahallalarimiz, shahar qishloqlarimizdagi holatlarni ko'zga kechiradigan bo'lsak, taloq masalasi o'ta ahamiyatli bir masalaga aylanib qolgan. Mani qabulimga ko'p odamlar keladi. Falan narsa bo'ldi, urushib qoldik, falan dedik, taloq debdi, nima bo'ladi? Yana har xil holatlar bor. Internetda savol keladi. Odamlar xat yozishadi. Xo'p, falancha xotini o'zi Rossiyada ishlayotgan ekan, xotiniga telefon qilib qolib, urushib ketib, telefonda taloq deb yubordi, taloq tushadimi, yo'qmi? Qisqa maktub. Sizlar SMS deysizlar, u nimadan olingan? Ajnabiycha gap. O'zi aslida bizning tilimizga o'zgartirilsa qisqa maktub degani. Ya'ni ozgina so'zlar bilan maktub yuboriladi telefonda. Ana o'sha qisqa maktub bilan xotiniga 3 marta taloq, taloq, taloq deb yozibdi. Nima bo'ladi deb so'raydi. Palonchi xotinini otaynikiga bormay desa, boraveraman degan ekan, borsang taloqsan debdi. Nima bo'ladi deydi. Ha, qaza. Mana shu masala eng yuqori darajadagi masalalardan biriga aylanib qolgan. Odamlarimizda mana shu masala bo'yicha ma'rifatni yo'qligi, tushunchani yo'qligi ko'pgina muammolarga, noxushliklarga sabab bo'lmoqda. Odamlarimiz, Xudo xayrlarini bersin, ayniqsa o'sha taloq qilayotgan toifalar dindan bexabar, diyonatdan bexabar, namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, lekin taloqni biladi. Qayerdandir o'rganishib olgan. Boshqa nimani so'rasang bilmaydi. Nikoh qilyapti, mahr nima bilasan desa yo'q deydi. Lekin taloqni o'rganishib olgan. Hay desa ham taloq, boshqa desa ham taloq, shu taloqni asosiy qurol qilib olgan. O'zi qattiyatsiz odam, o'ziga o'zi kuchi yetmaydi, xotinini eplay olmaydi, taloq bilan qo'rqitadi. Bu nomardlikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun o'zi taloq degan narsa nima o'zi bu? Shariatga nima uchun kiritilgan? Buni kimga berilgan haqqi? U o'sha haqdor odam taloqni qanday tasarruf qilish kerak? Shariatni ko'rsatmasa nima bu? Deb so'raydigan odamning o'zi yo'q. Bular ish bo'lib qolganda qana qilib yarashaman deb keladi. Juda g'amgin, ko'zidan yosh oqyapti, o'zi titrab turibdi. Nima bo'ldi? Ha, shunaqa bo'lib qoldi, yoshlik qilib qo'ydim, ahmoqlik qilibman. Xotinimni taloq qilib qo'ydim, endi nima qilaman? Qachon bo'ldi desa, bugun ertalab bo'ldi deydi. Ertalab taloq qilgan, peshinda yarashgani kelyapti. Xo'p, shuncha ekan, nima qilasan taloq qilib? Yana shunga o'xshagan holatlar nihoyatda ko'p. Ana o'shaning uchun mana shu narsani biz hammamiz yaxshi bilib olishimiz kerak. Hozir oilalilar bilib olsa, oilasini mustahkamligiga xizmat qiladi inshaalloh. Ota-onalar bilsa, bolalariga nasihat qilishadi. Kattalar kichiklarga, hali oila qurmagan yigitlarimiz bo'lsa, buni yaxshi tushunib olsa inshaalloh oilalarida Alloh taolo bunaqa musibatlarni ularga ko'rsatmaydi. Ana o'shaning uchun bu narsani biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Taloq so'zi arabcha so'z bo'lib, lug'atda qo'yib yuborish ma'nosini bildiradi. Birov bir hayvonni ushlab bog'lab qo'ygan bo'lsa yoki qushni ushlab qafasga solib qo'ygan bo'lsa, shuni qafasning eshigini ochirib qo'yib yuborsa, atloqqa deydi arablar. Qo'yib yubordi. Bog'langan narsani yechib yubordi, ketdi. Ana taloq so'zi demak, lug'atda nima qilinadi? Yechib yuborish, qo'yib yuborish ma'nosini bildiradi. Bizda shuni to'g'ri tarjima qilingan. Palonchi xotinini taloq qildi ham deydi, palonchi xotinini qo'yib yuboribdi ham deydi. Qana qilib xotinni qo'yib yuboradi? Chunki nikoh bu aqd, bog'lanish. Nikohlanish orqali kelin-kuyov ma'naviy tugun ila bir-biriga bog'lanadi, birlashadi. Nikoh so'zi birlashish, jamlanish, qo'shilish ma'nosini ifoda qiladi.
Nikah orqali kelin-kuyov birlashib, qo'shilib, jamlanib oila tuzadi. Ularni qo'shilishini nikoh tuguni bog'lab turadi. Ana shu tugun modomiki turibdi ekan yechilmasdan ular er-xotin hisoblanadi. Er erlik huquqidan, xotin xotinlik huquqidan foydalanish haqqi bo'ladi. Er erlik vazifasini bajarish, ayol ayollik vazifasini bajarish mas'uliyatida bo'ladi. Endi Alloh ko'rsatmasin, bir fursat kelib, ikkovlari ajrashmoqchi bo'lsa, shu tugunni yechish kerak. Ana shunda taloq ishlaydi. Gap mana shu yerda. Taloq qilish haqqini kimga berish kerak degan masala doimiy ravishda jamiyatlarda ko'ndalang bo'lib turgan savollar bo'lgan qadimda. Ba'zilar taloqni ayollarga berish kerak degan faraz xayolni ham aytishgan. Lekin taloqni ayolga bersa, ayol kishini ayolligiga to'g'ri kelmaydigan mas'uliyatni unga yuklangan bo'ladi. Ayol kishi latofatli bo'ladi, yumshoq bo'ladi, mehrli bo'ladi. O'sha mehri, latofati, yumshoqligini saqlab turishi uchun uni achchig'i tez chiqadi. Achchig'i tez chiqadigan odamga taloqni berib bo'lmaydi. Ayollarga berib qolsa kuniga 3 martadan taloq qo'yadi erini. Chunki haligi gap, u nuqson emas, ularning fazilati bu. O'sha yumshoqlik bo'lmasa, mehr bo'lmasa, ana shu holati bo'lmasa, ruhiy holati, u ona bo'la olmaydi. Bola emiz olmaydi, bola tug'a olmaydi, bolasini tarbiyalanmaydi, yetmaydi. Alloh taolo shunaqa o'zi chevar zot shunday qilib xalqiga aqlini ham shu tarafga buyurib qo'ygan, asabini ham shu tarafga buyurib qo'ygan. Shuning uchun bunaqa og'ir narsalarni ayollarga shariatda yuklanmaydi. Erkaklarga berilgan. Chunki erkaklar sabrlik, bardoshli, baquvvat, chidamli kishilar bo'ladi. Alloh o'zi shularni og'irlik ko'tarishga moslab yaratgan. Oilani og'irini ko'tarish erkakning zimmasida. Oilani boqish erkakning zimmasida. Oilani himoya qilish erkakning zimmasida. Oilasini, ayolini, farzandini himoya qilib, jonini fido qilishga er tayyor turishi kerak. Undan so'ng oila unga nisbat beradi. Palonchining oilasi deb erkakning nomi aytiladi. Bolalar tug'ilsa, o'sha otani nomida aytiladi bolalar. Hammasi erkakning, demak, zimmasiga yuklangan. Ana shu yuklangan mas'uliyatlar qatorida taloqni ham haq qilib berib, mas'uliyat qilib erkakka yuklagan. Sen erkaksan, chidaysan, faqatgina noiloj qolganda ishlatish uchun berildi senga deb unga topshiriladi. Bu xotinni qo'rqitish uchun qurol emas. O'zini jabrini, istamini o'tkazish uchun uslub emas. Balki taloq haqqini topshirilishi erkakni erkakligi uchun zimmasiga yuklangan mas'uliyatdir. Mana shu narsani yaxshi tushunib yetishlari kerak erkaklar. Ana endi o'sha taloqni erkakka Alloh subhanahu va taolo haq qilib berdi. Erkak o'sha taloqni demak xohlagan paytida ishlatsin degani yo'q. Abghadul halali ila Allohu talaqu deyiladi hadisi shariflarda. Alloh o'zi halol qilgan u Alloh eng yomon ko'radigan narsasi taloqdir. Yahtazzu lahu arshur rahmani. Taloqni tufaylisidan sababidan Rahmonning arshi larzaga keladi. Bir musulmon oilaning buzilishi, er-xotinning orasi munosabat bo'lishi Allohning buyuk arshini larzaga keltiradigan darajadagi dahshatli qo'rqinchli yomon narsa. Shariatni demak ta'limoti shu. O'sha taloq qo'yaman yoki qo'ymoqchi bo'layotganlar shuni o'ylashi kerak. Qilyapti, qilyapti, lekin Alloh eng yomon ko'rgan narsani qilyapti. Allohning buyuk arshini dahshatidan larzaga soladigan narsani qilyapti, shuni o'ylab qo'yish kerak.
Ana endi o'sha taloqni erkak demak noiloj qolgandagina ishlatadi. Xotini choyni vaqtida damlab kelmasa ham taloq davurmaydi. Otamnikiga borib kelay, kasal ekan, ko'rib kelmasam bo'lmaydi desa, borsang taloqsan demaydi. Unaqa gap yo'q, hech qayerda. Oldin islomiy ta'limot, qur'oniy ta'limot bo'yicha erkak ayolni o'rtasida kelishmovchilik chiqib qolsa, boring ana aytaylik, ayol bosh ko'tardi eriga qarshi. Gapiga kirmayapti, sarkashlik qilyapti, o'z boshimchalik qilyapti. Xo'p, bu gapimga kirmayapti, o'z boshimchalik qilyapti, qo'yib yuboraman deyishga erni haqqi bormi? Yo'q. Qur'on aytadi, avval nasihat qil. Haligi aytgandek, ayol kishi ayol. O'zini, oilasini, ota-onasini tashlab bu yoqqa kelin bo'lib kelgan. Xizmatini qilyapti, ayolligini qilyapti. Haligindek ba'zi bir vaqtlarda qiyin holatlar boshga tushishi mumkin. Yana qandaydir bir narsalari bo'lib, ayollik demak eriga bosh ko'tarishi yoki aytganini qilmasligi yoki sovuq muomala qilish holatlari bo'lib qolishi bu tabiiy narsa. Darrov taloq qilishga shoshilmay erkak musulmon inson birinchi Qur'on ta'limoti bo'yicha ayoliga nasihat qiladi. Tushuntiradi. Ayolim, xotinim, bu hozirgi qilayotgan muomalamiz bo'lmaydi, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Biz bir-birimiz bilan urushamiz, janjal qilamiz deb oila qurganimiz yo'q. Xo'p, sen nimadan xafasan? Menga aytki, men o'shini bir chorasini ko'ray. Yoki beodoblik qilma, bu dinimizga to'g'ri kelmaydi, hadisga to'g'ri kelmaydi. Ke uni qo'yganda, demak yaxshilab birgalikda yashaylik. Men senga yordam kerak bo'lsa yordam beray kabi nasihat so'zlari bilan ayolni o'zini tutishi noto'g'ri ekanligini tushuntiradi. Tushuntiradi. Ana bir aytdi, ikki aytdi, uch aytdi, to'rt aytdi, bo'lmayapti. Xotin sal achchig'i qattiqroq chiqqan ekan, unamayapti. Ana o'shanda Qur'onni demak ta'limoti bo'yicha joyini boshqa qilib oladi. Indamasdan joyini boshqa qilib olishini o'zini bilgan ayol uchun katta bir zarba bo'ladi. Men yaxshi ko'raman deb yurgan erim mandan demak joyini boshqa qilib oldi, menda ayb bo'lsa kerak. Bir o'zimni tuzatay, bekordan bekor bunda bo'lmayotgandir. Shuncha vaqt birga yashadik, bunaqa holat hech bo'lmagan edi. Deb o'zini bilgan ayol bo'lsa o'zini o'rnaydi. Faraz qilaylik, ayolni achchig'i undan ham battar chiqqan ekan, shundan ham nasihat topmadi, bo'lmayapti. Yana shu janjal davom etyapti, bevoshlik davom etyapti, erini gapiga ham kirmayapti, haligi hijron ham nima qilmadi, ta'sir bermadi. Ana o'shanda endi qarindoshlarga aytiladi. Mana qarindoshlar, biz manaqa holimiz bo'lib qoldi. Voy qaynota, voy qaynona, qizlaringiz manaqa qilyapti, deyiladi. Ular bir nasihat qiladi. Voy unaqama deydi. U ham bo'lmasa, endi ikki taraf. Er tarafdan, ayol tarafdan hakamlar chiqadi. Masalani ko'rishga. Er tarafni vakillari erni gapini, ayol tarafni vakillari ayolni gapini eshitishib, o'rtada maslahat qilishadi. Qur'onda bu hakamlarning ishi isloh bo'lishi aytilgan. Bularni orasini isloh qilish uchun hakamlik qilishadi. Nima kamchilik bo'lsa to'g'rilashga, o'sha qarindosh urug'i endi birga bo'lib, ikkovini yarashtirib qo'yishni o'zlariga vazifa qilishib olishadi. Urinishdi, bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Ular ham aytdiki, bular bo'lmasa ekan endi. Desa, ajrashishgan keyin, demak, nima bo'ladi? Qaror bo'ladi. Qaror bo'lganda yana taloq qo'y demaydi. Endi taloq qo'yishni sunnisi shariatda borisi qanaqa bo'ladi? Taloq qo'yish uchun er xotinini pokizami, pokiza emasligini surishtiradi, biladi o'zi. Demak, bir pok bo'lib, ikkovlari eri xotinni qilib qo'shilishgan bo'lsa, kutib turadi. Ayol hayz ko'rib,
hayzidan pokiza bo'lgandan keyin aniqlab turib bir taloq qo'yadi. Shariatning hikmatini qarang. Urushib qolib nima qilincha u o'shuncha vaqt o'tguncha achig'idan tushadi ekan u ham. Taloq qilaman desa niyatidan qaytadi. Ana endi juda jonidan o'tib ketgan ekan, uch taloq qilmaydi o'shunda ham bir taloq qiladi. Bir taloq qilib kutadi. Ayolining haligi poklik kunlari o'tadi, yana hayz ko'radi. Yana pok bo'lganda ikkinchisini qiladi. Uchinchisiga yana shuncha o'tish kerak. Ana shu haqiqiy shar'iy taloq shunday bo'ladi. Tushunarlimi? Haqiqiy shar'iy taloq shunday bo'ladi. Lekin hozirgiga o'xshab o'zini bilmagan, oilaning qadrini bilmagan, eri xotin bir-birini qadrini bilmagan, bolalarini tirik yetimli qolishini o'ylamagan boray deb birdaniga qo'yib yorsa ham tushaveradi. Nima uchun? Nima uchun bunday? Shuning uchunki bizning dinimizda so'zning vazni bor. So'z o'yin emas. Nikoh muqaddas aloqa. Allohning amri bilan qurilgan aloqa. Rasulullohning sunnatlari bilan qurilgan aloqa. Mu'min musulmonlarning guvohligi bilan qurilgan muqaddas robita. Buni o'ziga yarasha hurmati bo'lish kerak. O'yin qilmaslik kerak. Ana shuning uchun so'zni qiymati borligidan qachon taloq desa tushaveradi. Bo'lmasa tuturuqsiz bo'lib ketadi xalq. Bizning dinimizda har bir so'z qiymati bor. Inson bir so'z bilan la ilaha illalloh bilan musulmon bo'ladi. Bir so'z bilan shuni rad qilishman kofir bo'ladi. Iymon, kufr bir so'zga bog'liq bo'lgandan keyin er-xotinning orasidagi aloqa bir so'zga bog'liq bo'lishi yana ham oson bo'ladi. Ana musulmon ummati qat'iyat ummati, sobit iroda ummati, jiddiyat ummatidir. Nikohdagi muqaddas aloqani hazil qilmaydi, o'yin qilmaydi. Buni buyuk bir aloqa va mas'uliyat deb biladi. Shu mas'uliyatni bilmagan o'zini jazosini tortsin. Lekin islom ta'limotini oyoq osti qilmasin. Shuning uchun bir og'iz bilan taloq tushishi bizning shariatimizda joiz qilingan. Ana shu muqaddas aloqani muqaddasligini saqlamaganligini jazosi uchun shu. O'sha bir og'iz so'zni mas holida aytadimi? Hazillashib aytadimi? Birov orqali aytadimi? Maktub yozib aytadimi? Telefonda aytadimi? Internetda aytadimi? Nimada aytsa aytsin, og'ziga oldimi, javobini bersin. Nikoh o'yin emas ularga. Muqaddas aloqa demak hazillashadigan narsa emas bu. Mana shu mas'uliyatni erkaklar yaxshi tushunib yetish kerak. Bilish kerak. Anglash kerak, tushunish kerak. Ana shunda oilalar mustahkam bo'ladi. Adagi tuturi yo'q, bordi keldi bilan bo'ladigan oilani umuman muqaddasligi qolmaydi. Hurmati qolmaydi, behurmat bo'ladi. Erkak erkak boshi bilan, erkaklik g'ururi bilan ana shu narsani saqlash kerak, himoya qilish kerak. Har qanday holatda ham taloq aytishga shoshilmaslik kerak. Mana shuni hamma inson yaxshi bilish kerak. Taloq Alloh eng yomon ko'rgan halol narsa va unga Allohning arshi larzaga kelishini bir zum unutmaslik kerak. Hozirda qanday? Hozirda haligi gap. Erkaklar ham, ayollar ham, bolalar ham, ota-onalar ham, qaynona qaynotalar ham taloqni o'zini izzat nafsini qondiradigan vositaga aylantirish bo'lgan. Er haligi notavon, subuti yo'q, irodasi umuman yo'q, san narsaga taloqni uradi. Xotinini ota-onasinikiga bugun bormasdan, ertaga bor deyolmasdan borsang taloq deysin, deydi. Ya'ni xotinni qo'rqitish uslubi qilish bo'lgan, o'zini kuchi yetmaydi. Irodasi yetmaydi. Erkakligi nuqsonga uchragan. Aql bo'lib,
özünü umur yoldaşını nasihat bilen, çiraylı söz bilen kondursa buladığan narsanı kılalmaydı. Kılalmastan Allah mukaddes kıpturgan alakanı buzadığan yapını aytışka özüge ip kuradı şunu. Ayarlarım şu. Bugün bu magenge talağımı ver. Erkek bu sen erkekliğini kıl. Hatın bu sen bunu ayt. Sen şunu aytmasay manın rumalımı uğraval. Çünkü o sıgın gaflarını bularım tokuydu. Bularım hale gayetken de namaz okudu sen bilmeyim ben deydi. Kalime-i şehadete aytarlasam nasıl aytkenim yok deydi. Lekin talağını bile. İki ağızını biri de yerini manga talağı verir. Ben sen bana acireymanını korkutuşka uğruladı. Ota analarım şu. Ota analarım şu. Ozu soğuç koyup balalını unamasayım ülep koygen. Endi bugün bunu talak kılasan deydi. Ona aytadı. Ona aytadı. Nima deydi? Şunu talak kılmasam bergen ağ sütümge norazıma. Ota aytadı. Bana şunu talak kılmasam ben sana ağ kılama. Bu nima ge? Nima ge? O savol yok. Mani gapim o'tish kerak. Mahallalarda hazır yaxshi bir nima bo'lgan, hammani to'plab maslahat qilib, oraga tushib, mahalla oqsoqoli ham, masjidning imomi ham, katta kichik birgalashib yarashtirib qo'yish masalasi. Yarashtirish u o'sha nimalarni oti yarashtirish guruhi. Buzishmas. U bechoralar shuncha urinadi. O'sha yerda o'tirib, yigitning onasi o'g'lini taloq qo'y hozir deydi. O'g'li endi nima o'tiradi boshini kuyu salıp. Bu talak koymasa ben koydum diye yaptı. Ayar kişi. Her günü mahallelerde her günü barışınarsa. Hazır bugünkü günde adamlar yürüp de. Kudan oğlu gel kızının talak kılasan diye yaptı. Ne makale yetersir. Kuyovun becere hiç acıragası yok. Yıkılıp yürüp de. Lakin otası hazır bugün talak kılasam olmasa akılaman sana üyden haydeyman falan pistan diye yaptı. Bu ne kadar sallarında mı gerekir var? Hemme bilip koysun. Eri hatırlarım, yaş karılarım, ata analarım. Balasını, ailenin buzuşke, buyuruşke ata ananın hakkı yok şeriyette. Hakkı yok. Haliki gel bu. Allah'ın arşını lerzege keltire devam lerzege mecburlaşke ata ananın hakkı yok. Kelin kiyo birbirini yakış görüp birge yaşayımızı yaptı mı şerayet yaratıp veriş gerek. Erkeğinin tarafı hem oğluge o hatalinin talak kılışke hakkı yok deyişke. Ayağının tarafı kızıge şundan acireysen bu masa bolanmazsan deyişke hakkı yok. Bu şeriyetteki sabit gap bu. Bugünkü şerayetten gelip çıkıp aytilayotgan gapmaz. O'sha qadimgi imomlardan, Imom Ahmaddan, Imom Abu Hanifadan, ulardan oldingilardan sobit bo'lib kelayotgan shariatning hukmi shu. Bola uchun xotinini taloq qilish ota-onaga yaxshilik qilish doirasiga kirmaydi degan hammalar. Ota-onaning bolasiga oilangni buz deyishga haqqi yo'q degan gap. Ana ota-ona xotinini taloq qil desa, oilangni buz desa-yu, bolasi yo'q desa, beodob bo'lmaydi. Akkılaman dese akkılışı ötmeydi. Bana şu nesane hemen yakışı bir iş gerek. İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbal rahmetullahi aleyhine aldığı bir adam kegen şuna kadar. Menge şuna kadar atağına taraftan tazik bol yaptı. Hatanımı koyuş doğrusu da. Yok. Hatanını demek koyuvarış atağına yakışılık kılıç dairesi kirmeydi. Bitta Mahmadona Hazreti Umar oğluga aytganki Abdullohga xotinini taloq qil degan. Shunaqa hodisa bo'lgan. Shunda Imom Ahmad ibn Hanbal aytganki, "Sani otang ham Hazreti Umarday bo'lganda aytadi" degan. Hazreti Umar mujtahid inson. Islom ummatining faxri bo'lgan inson. O'sha kelinda shunaqa holat bor edi, shuni bilib aytgan o'g'liga. Shariat yuzasidan o'zini izzat nafsidan emas. O'zini havoi nafsiga burib aytmagan u. U odam shariatning hukmini amalga oshirish uchun o'g'li bilmagan narsani bilganidan shu gapni aytgan.
Hazırgiler şunu ayet yaptı mı? Şeriat üstün koy yaptı mı? Yok. Şeriat esleri de yok bunların. Uzlarının havai nefsleri var. Kelin beçere ya köy beçere ne madir kıyam bunların havai nefsi yok muydu? O şunun için o şunu amaçlı bunlar. Buna kadar narsalar mutlaka mümkünmez. Şunun için bize halkımız, yaşlarımız, karılarımız, hammamız yaxşı bilişimiz gerek. Ana oşa talak meselesi de demek cüde ihtiyat buluş gerek. İstikcan, açıq çıkar, uruşar, uruşsun, sokuşsun, tepişsin, ne kısa kısın talağını etmesin. Talağını etmesin. Hali ki gel, ettema eti koyup çüşke bari yığla yürüptü. Kanakla yarışamandı. Şunun da erkekler gel hatınıge gapını otuz almasa, polan kımasayın talaksan değişmesin. Başka işlerini kısınmayla. Lekin oraya talağını koşuşmasın. Ata analar hamması aklını peşlesin. Uzları başbalarının başbalı uylaşı koygan. Yani bugünkü kele acresenden değişmesin. Uzlarının havai nafsını ortaya koyup, birbirine yaşarsını istep durgan ballarını birbirinden cüda kılıp ailesini buzuşka başbalışmasın bunlar. Vilayetlerimizden biri de şu talak bogan mesele daim mesleki keledi. Hemimizin özü adatımız şu. Şu baş katiblikte bir Koreylikçi nima bo'l yaptı bu. Deb kelgan ki adamni so'rab nima qilib, nima sababdan ajralib yapsizlar, taloq tushib qoldi sizlarga deb so'ragan. Biri u degan, biri bu degan yozib, bir muddatdan keyin sanashib ko'rsa, taloqni eng ko'p tushishiga sabab aroq ekan. Ana, demak aroq ichmaslik kerak. Oilalarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, obod bo'lsin, taloq bo'lmasin, oila buzilmasin, bolalar yetim qolmasin tirik chog'ida ota-onasi desa, demak aroq ichmasin. Ikkinchi o'rinda nima bilasizlarmi? Ikkinchi o'rinda ota-onani aralashish ekan. Ota-onalar shu darajaga yetibdi. Xudo xayrlarini bersin. Bolalarini, oilasini buzishni o'zlarining sharafi deb bilishyapti. Şu, şunun için, hazır balalar köpü düşünmezden korkup, atamga ahbap kalaman, anamga ahbap kalaman de, turgal yaptı da uşak, hazır aytasan, talağdı, talağdıysa yok, bitmez, üçte dedi yaptı. Turup da şu, böyle yaptı hazır. Böyle yaptı. Bobdi talağdıysa yok, yana ait, değil mi? Üçte ait kız işi yaptı. Bu niye morganışı bakan? Başka nersanı bilişmeydi ama. Bunaqa qilmaslik kerak. O'shunda bolalar aytmalaring. Ona, sizni hurmat qilaman. Ota, sizni qadamingiz ostiga payondoz bo'laman. Lekin Allohning amrini buza olmayman. Qo'ying shuni aytmayman. Menga ruxsat berlaring shunga desin. Aytmasam palon bo'lib qolar ekanman degan xavfga bormalaring. Shariatda nimasi bor? Ota-onalar bunga xafa bo'lmalaring. Hozir achchiqlar chiqib shuni deyapsizlar, ertaga sizlar ham pushomon yesizlar. Bolangiz ajraydi, judo bo'ladi, nevaralaringiz yig'lab qoladi, boshqa bo'ladi, bularni o'ylash kerak. Ana, mana shu holatlarni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Hammasi yozib chizib qo'yildi. Buni o'qish kerak. Ovoz yozuvlar bor, suratli yozuvlar bor, bularni ko'rish kerak, o'rganish kerak. Uylanishdan oldin oila qurishdan o'sha kuyovlikka nomzodlar, kelinlikka nomzodlar bular ham mana shu narsalarni o'rganishlari kerak. Ana shunda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, oilalarimiz baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Va oilalarni baxtli, saodatli, mustahkam oilalarni qo'shilishidan tarkib topgan vatan ham, xalq, el yurt ham baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi, taraqqiyotga erishadi, hamma tarafdan go'zal bir holatlar yuzaga keladi. Mana muqaddas, ulug', muborak Ramazon oyida mana shu ma'rifiy gaplarni aytdik. Inshaalloh shu yerdagi azizlarimizning quloqlariga kirib, qaysidir bir foizi amal qilib qolsa bu juda katta baxt. Mana endi bularni yozib olinyapti, uni ko'rib eshitganlarga yana taralsa, yana ham katta baxt bo'ladi. Ramazonning barakoti shu. Ramazonning xayroti shu. Ramazonning hurmatidan mana shu narsani yaxshi o'rganaylik. Oilalarimizda taloq bo'lishini oldini olishga urinaylik.
Talaq degan narsani umuman erkaklar og'ziga olmasin. Ayollar, ota-onalar talab qilmasin. Doimo oilalar baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh ulug' Ramazon kunida oilalarimizni mustahkam bo'lishi niyatida bir ma'ruzalar qilib majlis o'tkazdik. Bu ma'ruza va majlislarni barakotli qilgan oilalarimizni baxtliyor bo'lishiga, saodatli bo'lishiga, mustahkam bo'lishiga sababchi bo'ladigan omillardan bir omil qilgan. Alloh erkaklarga insof bergan, bo'lgan bo'lmagan narsalarga taloq deyishlaridan o'zini saqlagan, ayollarga ham sabr bergan, erlaridan taloq so'rashlarida ularni yiroq qilgan, farzandlarini, oilasini buzmoqchi bo'lgan ota-onalarga ham Alloh o'zining insof tavfiq bergan, rushdi hidoyat bergan. Bu bo'lmag'ir amalni qilishni o'rniga o'zlarini vazifasi bo'lgan oilalariga, o'g'illariga, kelinlariga nasihat qilib, ularni oilalarini mustahkam bo'lishiga posbon bo'lishlarini nasib etgan. Alloh barcha oilalarimizni baxtiyor qilgan, saodatli qilgan, o'zingni amringda boradigan, shariatingni mahkam tutadigan, odobli, axloqli, baxtiyor oilalar bo'lib, doimo yaxshi umr kechirib borishlarini, bu dunyo oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين biz aciz bandalarin o'zingning buyuk Ramazon oyingni muborak kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish ushbu Ukosha masjidi jamiyatida kechasida xatmi Qur'onni qilib bo'lganimizdan so'ng qiblaga yuz o'girib qarab turib ojizona qo'llarimizni ko'tarib o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Ya Rabbal Alamin, bu dualarımızı uzun va'da kılgenin de kabul eylegin. Büyük Ramazan ayının kündüzleri de umut bilen tutuyatken rozalarımızı kabul eyle. Tutken rozalarımızı ecrini, sevabını köp eytirip vergin. Ve ahirette bizge şefaat çıkıp bulup kolumuzdan tutup cennetke yetekler kürüşünü nasip etken. Geceleri bedar bulup kılayatken hatm-ı Kur'anlarımızı dergahinde kabul eyledin. Bu hatm-ı Kur'an'daki kıraat kılınken Kur'an-ı Kerim'in her bir harfini veredigen acilini, sevabini köpeytirip vergin. Kur'an-ı Kerim'i bu dünyada bizge hidayet çıkırgin, ahirette şefaat çıkırıp kolumuzdan tutup cennetke yetekler girişini nasip etgin. Allah özünden yalvarıp sorayımız, barcha ibadetlerimiz, kılayatken hayri ihsırlarımız, amal-i salihlarımızın acilini, sevabını
Ramazan ayını şerafatıdan köpeytirip bergen. Bu ayda Parvardigara özünün rahmetine sazavar buluşumuzna, mağfiretine nail buluşumuzna, Parvardigara dozaktan azat buladigan bulup çıkışımızna özün nasip etken. Allah özünden yalvarıp sorayımız, içimizde bemarlarımız var. Bemarlarımızın berçeleri ve şifayı kamil bergen. Başıga müşkül düşkerlerimiz var. Ularının berçelerinin müşkülünü asan kılgın. Misafir varlarımız var. Ularının misafirlerini hazır eylegin. Perverdigara içimizde farzan taraflarımız var. Ularga koşa koşa farzanlarını bergen. İlim taraf yaşlarımız var. Ularga ilmi ledon, ilmi Rabbani bergen. İmtihanlarından asan otup, yakşı okup, insan alın, mütexassis kişiler olup elimiz, yurtumuz, halkımızga hizmet kılıçlarını nasip etken, karızdanlarının farzını uzunca uzun yardımcı bulgen, Parvardigara, barca işlerimizde uzun hayır bergen, bereke bergen, kesbikardaki azizlerimizin kesbikarlarına Parvardigara semerasını mor kül kılgen, dasturhanlarının tökün saçın kılgen, turmuşlarını feravan eylegen, özlerini bergen nimetlerinde şükürünü ornuge kılıp ibadetinde sabit kadem buluşlarını nasip etken. Allah uzundan yalvarıp sorayımız, berçe ailelerimizin tinç aman kılgın, bakli saadetli kılgın, ahl inak kılgın, ailenin berçe azalarını uzara ihtiramda birbirlerini izazlar yaşayıp barışlarını nasip etken. Er hatırlar, ata analar, bala çakalarga, kaynana kaynatalarını hammalarına insafı tafı buluştu, hidayet bergen. Berçeleri birgelikte bulup ailelerini müstahkem kılıçta, bahtke, saadetke, kumurup yürüyüşüde hemkarlık kılıçlarını nasip etken. Parvardigâr Allah taladigan narsanı halkımızın ortasından kütergen. Ailelerde uruş cencel bulmasını teminlegen. Hammaları ahl inak bulup ailelerinin müstahkemliği için kürreşişini nasip kılgen. Bahtli, saadetli, müstahkem ailelerden koşulgen cemiyetimizin hem müstahkem buluşunu, bahtli, saadetli buluşunu, terakkiyatka erişişini, hem taraftan hayır, berekede berdevam buluşunu nasip etken. Allah üçlü mescidini kurup otkerler, bunda ibadet kılıp otkerlerini garip rahmet, şahisteyi cennet kırgın. Hazırda bu mescidini tutturduğun muhterem imam damlarımız, o kişinin ayıpları, mütevalileri, mescid heyeti azaları, mescidini kavimleri, hem mahammelerini, bu mescidini maddi ve manevi abad kılıçlardaki hizmetleri için Yaradigan acilini, savabini köpeytirip vergen. Bu azizlerimizin daima mescidini abad kılıp, seni razılığını tapıp, iki dünyanın bahtiga, saadetiga müşerref buladigan bendelerinden bu işlerini nasip etgen. Ailelerini tinç aman kılıp, turmuşlarını faravan kılgen. Dinimizin hizmeti de azizlerimizin berdevam kılgen. Büyük Ramazan keçeleri de hatm-ı Kur'an kılıp, Kur'an'ını harfme harf, güzel ravişte okup, halkımızı iştiriyatken karı damlarımızın hepsi mayında esregin. Sağ salamat, tinç aman kılgın. Uzak yıllar devamında halkımız, elimiz, yurtumuzda Kur'an nurunu teratip barışlarını nasip etken. Bu kişini tutup katta kılgın ata anaları, okutup karı kılgın ustazlarına izzet tacını kırgızgın. Muhterem karı damlarımızın şagirdlerine hem özlerine okşaş uluk karılar barışını nasip etken. Daima Parvardigara hayır berekede var devam buluşları da özün yardımcı kılgın. Allah'a özünden yalvarıp sorayımız, el yurtunu tinç aman kılgın. Aziz vatanımızda cennet mekan kılgın. Halkımızın özünü razılığını tapadığan halklardan buluşunu nasip etken. Berçelerimizin imanda, İslam'da sabit kadem kılgın. Özünü hidayetinden ayırmagın. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.